Merhaba sevgili gençler. Canlıların yapısında bulunan temel bileşenler zihin haritası ile karşınızdayım. Bu videoda organik bileşikler ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Videomu sonuna kadar izlemeyi ve anlamadığınız düşündüğünüz yerleri sormayı ihmal etmeyin proteinlerin genel özellikleriyle başlayalım arkadaşlar. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot elementlerinin yanında fosfor ve kükürt elementleri de bulunabilir diyor. Bakın burada kükürt ayırt edici bir elementtir arkadaşlar. Diğer organik bileşiklerde kükürt elementi bulunmaz. Siz öncüllerde kükürtü görürseniz şıklarda hemen proteini aramak zorundasınız. Şu ana kadar biz ne yaptık? Karbonhidratları ve yağları işlemiştik. Şimdi de proteinleri işliyoruz. Bunlar bu üçü birbiriyle kıyaslanarak sorulabilecek soru tarzları arkadaşlar. Karbonhidratlar arasında glikozit bağı var demiştik. Yağlar arasında ester bağı var dedik. Proteinler arasında da peptit bağı var diyeceksiniz arkadaşlar. Canlı organizmada yapısında en fazla bulunan organik maddeye protein adını veriyoruz. Yani karbonhidrat ve yağlar proteinlere oranla daha az miktarda bulunuyor arkadaşlar. Proteinler için polimer diyoruz arkadaşlar. Polimer ne demekti? Bir önceki videoda yağları anlatırken anlatmıştım. En tane aynı molekülün bir araya gelmesiyle oluşması gerekiyordu değil mi? O zaman proteinler içinde ne söyleyeceğiz? En tane amino asitin birleşmesiyle oluşuyor. O zaman monomeri amino asittir. Bunlar da en tane amino asitin birleşmesiyle oluştuğu için polimerdir diyoruz arkadaşlar. Proteinler yapıcıdır, onarıcıdır, düzenleyicidir ve enerji vericidir diyoruz. Enerji verim sırasında ikinci sırada kullanılırken enerji kullanımı sırasında Üçüncü sırada yani son sırada kullanılır. Neden son sırada kullanılır kullanım sırasında? Çünkü canlının yapısında en fazla bulunan organik madde ya protein arkadaşlar. Eğer siz proteinleri harcıyorsanız demek ki karbonhidratları bitirdiniz. Yağları bitirdiniz artık proteinlere geldiniz. E bir insan proteinlerini harcıyorsa artık ölüyor demektir. O yüzden enerji kullanım sırasında en son sırada kullanılır arkadaşlar. Protein dediğimiz molekül artık büyük bir molekül olduğu için sindirilmeden hücre zarından kesinlikle geçemez arkadaşlar. Biz ne dedik? Polimerdir dedik. En tane amino birleşmesiyle oluşmuş dedik. Peki amino yapısında neler var diyecek olursak zaten protein dediğimiz zaman hemen amino asit aklımıza geldiği için bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir amino asitin yapısı şu şekilde arkadaşlar. Şurada gördüğünüz şekil. Bir tane amino grup var. Bir tane karboksil grup var bir tane de radikal grup var. İşte normalde bir çeşit proteinde arkadaşlar ya da şöyle söyleyeyim iki çeşit proteinimiz var. Bu iki çeşit proteinin şurada söylediğimiz hemen rengimizi değiştirelim daha net görelim. Şurada göz gösteriyorum. Burası iki çeşit proteinde aynı iken, bir şurada birisi farklı diğeri daha farklı olduğu için Farklı proteinler olmuş oluyor. Yani şunu söyleyeyim. Amino asidin çeşitli olmasını sağlayan şey radikal gruptur. Radikal grup farklı oldukça proteinlerde farklı olmuş oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi proteinlerimizin çeşitlerine yani amino asit çeşitlerimize bakalım. Şimdi doğada arkadaşlar 20 çeşit amino asit bulunuyor. Bunların hepsini bitkisel organizmalar sentezleyebilirken hayvanların hepsi bu 20 çeşit amino aseti sentezleyemiyor arkadaşlar. Yani hayvanlar bazılarını dışarıdan hazır olarak alırlar. İşte canlıların yani hayvansal organizmaların amino asitleri dışarıdan aldıklarının adına temel yani esansiyel amino asit adını veriyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız bundan önceki videoda da yağların esansiyel olduğundan bahsetmiştim. Yani canlı bünyesinde üretilemeyip dışarıdan hazır olarak alıyorsak proteini buna temel esansiyel amino asit diyoruz. Ya da yağı dışarıdan alıyorsak temel esansiyel yağ asidi diyoruz arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Bunlar karşımıza çıkacak. Şimdi dedik ki en tane amino asit bir araya gelerek proteini oluşturmuş oluyor. O zaman amino asit küçük madde protein ne oluyor? Büyük madde olmuş oluyor. O zaman ben küçük maddeden büyük madde yapıyorsam ve açığa su çıkarıyorsam bu olayı artık ne demiştim? Dehidrasyon demiştim. Bunu unutmuyorum. Bunu öğrendim. Protein dediğimiz büyük maddeli bir molekülü su ile birleştirerek parçalarsam da ne yaparım? Küçük madde elde etmiş olurum. O zaman bu reaksiyona da ne deniyor arkadaşlar? hidroliz denmiş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Peki en tane amino asiti birleştirerek protein yapıyorum. Bu yapım reaksiyonu değil mi? Bu olay nerede gerçekleşiyor? Ribozom organelinde gerçekleşiyor. Ribozom bütün canlılarda bulunan bir organel miydi? Canlıların ortak özelliklerinde işlemiştik. Evet değil mi? Ribozom canlıların hepsinde bulunuyordu. O zaman ribozom protein sentezini yapıyorsa protein sentezi yapmak da canlıların ortak özelliğidir diyebilir misiniz? Evet dersiniz ve bu bizim karşımıza çıkar arkadaşlar. Peki ribozomda yapılıyor bu olay da nereden şifre alınıyor? DNA'dan şifre alınıyor. Zaten DNA ve RNA'da bütün canlılarda bulunan nükleik asitlerde değil mi arkadaşlar? Şimdi sınıflandırma konusu içerisinde buna daha fazla değineceğim ama aynı türden olan canlılar var. Yani hemen şöyle söyleyelim. Tür, cins, familia, takım diye bu şekilde bir sınıflandırma birimi var arkadaşlar. Tür Canlılar içerisinde en küçük yapısal birim. Buraya doğru gittikçe yani sağa doğru gittikçe birey sayısında artış ve canlı çeşitliliğinde de artış görülüyor. Şimdi şu türün olduğu yerde aynı türden bireyler var arkadaşlar. Yani insanların hepsinin burada olduğunu düşünün ama sağa doğru gittikçe insanlar, köpekler, kediler, kuşlar gibi canlılar bir sürü canlı bulunuyor. Tamam mı? Şimdi o nedenle hemen şöyle söyleyeyim arkadaşlar okun sol tarafına doğru gittikçe yani türe doğru yaklaştıkça arkadaşlar aynı türden bireylerin olduğu yere mi yaklaşırsınız? Evet. O nedenle burada sadece insanlar vardı değil mi? Biraz önce söylemiştim. Ama şurada ne vardı? İnsan vardı, hayvan vardı, işte kuş vardı, köpek vardı, kedi vardı. Orada hayvanların sayısı da artmış oldu değil mi? İşte hani siz insanlarla mı daha çok benzersiniz yoksa köpekle, kediyle, kuşla mı daha çok benzersiniz? Tabii ki insanlarla işte aynı türden olan canlılardan proteinlerin benzerlik oranı yüksek oluyor arkadaşlar. Zaten proteinlerin benzerlik oranlarına göre de akrabalık derecelerimiz belirlenmiş oluyor. Bu da önemli bilgilerimizden bir tanesiydi. Şimdi gelelim proteinlerin yapısal bozukluklarına bakalım. Proteinlerin yapısı yüksek sıcaklık, tuz derişimi, radyasyon, kuvvetli asit ve baz gibi nedenlerle bozulabiliyor arkadaşlar. Yani her tuz derişiminde bozulma olmuyor arkadaşlar. Anormal tuz derişimlerinden bahsediyorum tamam mı? İşte bunlarda bozulduğunda arkadaşlar bu olaya denatürasyon diyoruz. Bakın denatürasyon proteinin yapısının bozulması olayıdır. Peki denatüre olmuş bir proteinin yapısında ne gibi bir bozukluk oluyor? Bakın unutmayınız. Şimdi biz proteini meydana getirmek için birçok amino aseti birbirine bağlıyoruz değil mi arkadaşlar? Aralarında bağ kuruyoruz. Bakın arada bulunan bağın adına ne? demiştik. Peptit bağı demiştik. Peptit bağı bozulmuyor arkadaşlar. Unutmayın. Eğer siz peptit bağını bozarsanız protein kalır mı? Kalmaz. Sadece amino asit kalır. Ama bakın ben denatüre olmuş bir proteinden bahsediyorum. O nedenle peptit bağı bozulmuyor. Ancak proteinin bir yapısı var arkadaşlar. Üç boyutlu yapısı bozuluyor. İşte bu üç boyutlu yapı bozulduğu için işlev yapamaz hale gelmiş oluyor. Bakın bu bize sorulabilir. Dikkat ediniz. Denatürü olmuş bir proteinin aralarında bulunan peptit bağı kesinlikle bozulmaz. Sadece neyi bozulurmuş? Üç boyutlu yapısı bozulurmuş. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Peki proteinin yapısı bozulunca eski haline gelmez mi? gelmeyebilir ama gelenler de var. İşte bunun derişimi ile alakalı. Mesela çok yüksek sıcaklık olmayabilir. Çok yüksek tuz derişimi vermemiş olabilirsiniz. Hani bunlarla eski haline gelebilir. İşte arkadaşlar denatüre olmuş bazı proteinler yani yapısı bozulmuş bazı proteinler eski haline dönebilir. Bu olaya da renatürasyon diyoruz arkadaşlar. Bakın hemen şöyle düşünün. Arabada geri vites nedir? R'dir değil mi arkadaşlar? Nereye gidersiniz? R'ye alınca geriye gidersiniz değil mi? İşte renatürasyonla da ne yapıyoruz? Eski haline geliyoruz. Yani geriye doğru dönüyoruz. Ne yapıyoruz? Yapısını eski haline getirmiş oluyoruz. Hemen örnek verelim. Kıvırcık bir saçımız var. Düzleştiriciyle ne yaptık? Saçımızı düzleştirdik. Artık saçımız tamamen düz mü oldu? Hayır. O gün içerisinde düz oldu. Peki eski haline geliyor mu? Yine kıvırcık oluyor mu? Mesela saçımızı yıkarsak ne olur? Eski haline gelebilir. İşte bu nedir? Renatürasyona örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. Peki, canlılarda bütün proteinler aynı mıdır arkadaşlar? Hayır, tabii ki de farklı farklı proteinler var. İşte proteinlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan maddeler var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Her yerde karşımıza çıkıyor. Yani 12. sınıfta da bunu sorabilirler. Çünkü protein sentezi konusunu anlatıyoruz orada. Orada da karşımıza çıkabilir. 9. sınıf konularına da karşımıza çıkabilir. Proteinlerin birbirinden farklı olmasının amino asitin sayısı, amino asitin dizilişi, amino asidin çeşidi belirliyor arkadaşlar. Bunlar sadece proteinlerin birbirinden farklı olmasını değil, yediğimiz proteinle sentezlediğimiz proteinin de farklı olmasını sağlayan elemanlar bunlar dediğim gibi 12. sınıf kısımlarında da karşımıza gelebilir arkadaşlar. Şimdi bu kısmı ayrıca ben vermek istedim. Çünkü bazı sorular karşımıza çıkıyor. İşte diyor ki protein yapılı olanlar, yağ yapılı olanlar hangisine doğru verilmiştir gibi bir soru karşımıza çıkabiliyor. O nedenle protein yapılı olan bazı maddeleri bilmek zorundayız arkadaşlar. Peki 9. sınıfta bunlara değiniyor mu her arkadaşım? Hayır, değinmiyor. Çünkü burada söyleyeceğim bazı kavramlar mesela fibrinojen gibi, hemoglobin gibi, insülin glikagon gibi. Bunlar 9. sınıfta işlenmeyen konular. Ancak arkadaşlar mesela 9. sınıf soru çözümü yaparken bu kavramla karşılaşabiliyoruz. Ancak hani bunu bilmiyorsun sen. en nasıl çözeceksin soruyu? Mümkün değil. Birazcık çok e, kısa bir şekilde anlatarak mantığını oturtmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen bakalım. Protein yapılı olan maddeler var. Mesela antikor. Antikor dediğimiz şey sonunda kor var bakın. Kor. Koruyucu. Bizim vücudumuzda koruyucu bir protein bu arkadaşlar. Antikor dediğimiz şey neymiş o zaman? Protein yapılı bir savunma elemanıymış. İnsülin glikagon dediğimiz hormonlar var. Bunu 11. sınıfta işleyeceğiz. Bunlar kan şekerini düşüren ve yükseltenler. İnsülin düşürüyor, glikagon yükseltiyor. Çok önemli değil burada detayları. Bunlar da neymiş? Protein yapılıymış. Enzimler. Bu videodan sonra enzimleri anlatacağım. Enzimler de tepkimi hızlandıran elemanlar. Bunlar da protein yapılı olan maddeler. Hemoglobine bakacak olursak hemoglobin de bir kan proteini arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor? Solunum gazımızı taşıyor. Yani oksijeni hücrelerimiz arasında dolandırıyor. Hemoglobin de bir protein yapılı eleman. Fibrinojen dediğimiz şey yine kanda bulunuyor arkadaşlar. Bu da pıhtılaşmada görev alıyor. Bakın her birinin altına kısaca ne olduğunu yazdım. Bu kadar detay bilmek zorunda değilsiniz. Sadece kafanızda yer etsin diye veriyorum bunu. Ama şu mesela fibrinojen, kollajen, miyozin şıklarda verilebiliyor. E, 9. sınıfta bunu görmüyoruz ama maalesef biyoloji böyle arkadaşlar. Hepsini bir bütün halinde bilmemizi isteyebiliyor. O nedenle bu şekilde son bir sayfayla da proteinleri sona erdireceğim. Neymiş? Fibrinojen de protein yapılıymış. Kollajen dediğimiz şey de kemiğimizin, kıkırdağımızın ve eklemimizin yapısında bulunan bir eleman arkadaşlar. Bu da protein yapılı bir eleman. Aktin miyozin dediğimiz şey kas kasılmasına görev alan bir eleman arkadaşlar. Bunlar da yine protein yapılı elemanlar. Saçımız, tırnağımız, hayvanlardaki boynuz ve tüy gibi yapılarda protein yapılı olan maddeler arkadaşlar. Bakın burada savunma ile hormonlarımızı, enzimlerimizi, işte kanımızda bulunan maddeleri, eklemlerimizde bulunan ve kasımızda bulunan maddeyi gördüğümüz zaman o zaman proteinin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? Vücudumuza gerektiği kadar protein almazsak Neler olur? İşte büyüme yavaşlar, saç dökülür, ödem olur, halsizlik ortaya çıkar gibi birçok yani sayamayacağımız kadar çok hastalıklar ortaya çıkar. O nedenle proteinli gıdalar almamızın önemini burada hep birlikte görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet sevgili gençler proteinler ile ilgili zihin haritam burada sona erdi. Bundan sonraki videomda enzimlerle ilgili genel bilgileri bulacaksınız. Anlamadığınız düşündüğünüz yerleri yorumlardan sorabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.